İngilizce öğretmenliği mesleğe başladım. Az önce arkadaşlarımız anlattı. Ama çok temel bir sorun var. Türk insanı olarak biz neden İngilizce öğrenemiyoruz? İngilizce öğrenemediğimiz gibi İngilizce öğrenememe deneyimizi dost meclislerinde paylaşıyoruz. Tabii mesleki tecrübe arttıkça bir sorunu çözme yönündeki yoğunlaşmanız da artıyor. Daha sonra çok büyük problemlerin çok basit çözümleri olur. Büyük ölçüde. Bu işin basit bir çözümü olmalı diye bir tane aktivite geliştirdik. Şimdi bu aktiviteyi beraber yapacağız hep beraber. Yüksek sesle ama boşanma. Küresel ısınma. Nüfus. Kolum kaşınıyor. Düğmem koptu. Kalemimin ucu bitti. Dengesiz öğrenme, çarpık öğrenme. Yani eşyanın tabiatına aykırı değil mi? 6 yaşında bir çocuk düşünün. Anne küresel ısınma beni endişelendiriyor diyebiliyor. Ama sonra çocuğun düğmesi kopuyor ve bunu ifade edemiyor. Anne çabuk gel bir şey oldu. Anlatamıyorum. İkinci kısım da bu. Yolculuk devam ederken evet o zaman bir yol ayrımına geldik. O şiirde olduğu gibi gidilmemiş yoldan gitme. Robert Frost'u galiba. The road not taken. Gidilmemiş olanından gitme. Bizler sadece bizim kültüre ait değil aslında. Dünyada birçok ülkede öyle. Çok becerikliyiz. Hangi konuda? Sorunlar üzerinde sosyalleşmede. Sorunlara çözüm önerileri üretmede. Bu önerileri paylaşmada. Bunu yaptığımız için de kendimizi bir şey yapmış hissediyoruz. Ve ikinci kısımda çok kötüyüz maalesef. Eksiyiz. Arkadaşlar bir hayalim var. Bir tane İngilizce öğrenme uygulaması yapacağız. Video tabanlı olacak. Ondan sonra bu projenin 5 tane ana hedefi olacak. Kaliteli bir eğitim ürünü olacak. Önce İngilizce öğrenen insanlara hitap edeceğiz. Sonra diğer dilleri çaprazlama koyacağız. İkinci hedef. Dünyada eğitime ayda 1 TL bile ayıramayan 1 milyardan fazla insan. Onu 1 dolar yaparsanız sayı daha da yukarı çıkıyorlar. Biz bunu ücretsiz yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliği, adaleti için bir şey vermemiz lazım dünyaya. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. 3. Bir şeyi ücretsiz yaptığınızda çok kıymetli olamayabiliyor birçok sebepten dolayı. Dünyada çok güzel vakıflar var, çok güzel kuruluşlar var ama dünyanın o temel sorunlarını çözemedik. Çünkü para kazanmak çok ciddi bir motivasyon. 3. hedefimiz de bu milyar dolarlık şirket olacak. .com olacak. Bir kanadı business olacak. Gelir modelini geliştireceğiz. 4. hedef kurumsal bir kültür inşa edeceğiz. Çünkü bu anlattığımız şeyler normal şeyler değil. Biz bu hikayeyi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek öyle bir kurum kültürü olsun ki ilham versin insanlara. Toplumun diğer sorunlarına da çözüm üretebilecek potansiyeli barındırsın. 5.'si de en zoru. En zoru. Oksimoron. Türkiye'de yapacağız dedik. Türkiye'den küresel bir dijital marka çıkaracağız. Tüm dünyada insanların İngilizce öğrenmesine katkı sağlayacağız. Bizler maalesef yani yan alınmadı diye üzülen gençlerimiz, en şanlı günlerimiz tarihte geçmişte kaldığı bir özgüven eksikliği, öğrenilmiş çaresizlik, böyle bir türbülanstan da geçiyoruz ülke olarak, toplum olarak. Kendi kültürünün, toplumunun değişik özellikleriyle dalga geçen, en çok sayıda fıkra üretip anlatan toplumlardan biriyiz. Psikolojik olarak baktığımızda bunlar da etken. Var mısınız? Varız diye başladık. Hızlandırıyorum. Şu an 8. yıla girdik. Çok çalıştık arkadaşlarımızla beraber. 4 milyon kullanıcıya ulaştık 74 ülkeden. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kullanıcımız var. Bir soralım, VoiceScreen kullanan var mı? Oo, süper, tamam. Çin'den son ilginç bir şey, Çin'den hiç kullanıcımız yoktu. 7-7,5 yıl neredeyse yoktu. Son 5,5-6 ayda 450 bin Çinli kullanıcımız oldu. Çok güzel duygular. Şangay Ticaret Etişimiz arayıp Çin'den teşekkür etti bize. Burada resepsiyonda Çinli arkadaşlarla tanıştık. VoiceScreen'den bahsettiler, gurur duyduk diye. Ve VoiceScreen kendi yolculuğuna devam ediyor. Hayallerimizde ne var?
Tabii ki bir sonraki adıma geçip artık profesyonel tarafa başlamak, bir işte büyüme finansmanıyla beraber 50 milyon gibi kritik bir kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 50 milyona ulaştıktan sonra da YouTube gibi, Spotify gibi diğer gelir modelimizi açıp nihayet para da kazanacağız. Yani para da kazanılmalı. Vermek çok güzel, almak da önemli. Şeyi anlatır Halil Cibran'dı sanırım. İnsan diyor bir tarafı kök, bir tarafı toprak olmalı. Vermeyi de bilmeli, almayı da bilmeli. Çünkü sadece verdiğinizde sıkıntı, sadece aldığınızda sıkıntı. Evet, Bosik'in hikayemiz böyle. İnsan insandan beslenir. Şirket kurulduğu dönem, böyle finansman olarak da iyi olduğumuz bir dönem. Ahmetciğim, alabilir miyim onları? Tabii artık bazı arkadaşlarımız kayıt dışı ekonomiden kayıt altına alınacak. Sigortalı olacak, maaş alacaklar. Yine arkadaşlarımız var. Benim üniversite yıllarından kalan bir hayalim vardı. Acaba olur mu diye. Çünkü bir proje vardı. Proje şuydu: gelecek nesilleri nasıl yetiştirebiliriz? 1996-7. Ben bir şeyler yazdım ama gayri ciddi bulundum o çocuksu halimle. Gelecek nesilleri asla yetiştiremeyiz yazmıştım. Çünkü sütün kalitesi yeterli değil. Süt kaliteli olmadığı zaman istediğin mayayı kullan, istediğin ustayı getir, kaliteli peyniri, yoğurt, süt ürünleri yapamazsın. Altta da yazmıştım: süt eşittir mevcut yetişkinler. Bizler 18 yaş üstü, onu işte herkes. İşte maya, teknoloji, eğitim araçları, usta, anne baba, öğretmen. Çocuklarımız da süt ürünlerimiz. Tabii bunu nasıl yapacağız? Yetişkin öğrenmesi, eğitim kelimesini çok sevmiyorum, öğrenmesi. Özellikle iş hayatı başlayınca bıçak gibi kesiliyor yetişkin öğrenmesi. Biz çocuklarımıza çok güzel şeyler anlatalım. Çocuklarımız sokağa girince takım elbiseli takım elbisesi sokağa tüküren bir yetişkin gördüğünde geriliyor. Efendim, uygun olmayan dille konuşan bir yetişkin görünce geriliyor. Aldığı eğitim yetmiyor. Bunun televizyonu var, radyosu var. Biz 500 yıl sonra belki bu işi halledeceğiz. Ne yapalım, ne edelim derken o zaman psikolojiyi kullanmak lazım. Korkuyu kullanmak lazım ama korku ödül dengesi içerisinde. 5 büyük korkudan birini kullanmaya karar verdim. İşini kaybetme korkusu. 8 saat çalışacağız haftada. Anlaştık mı? Anlaştık. Günde. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama 7,5 saatini uzmanlık alanına yapacaksın. Yarım saatte ne yapacağım Deniz Bey? Kitap okuyacaksın. Nasıl? İş yerinde mi? Evet. Hangi kitabı? Bana ne? İstediğini oku. Okuyup ne yapacağım? Her hafta başka insanların da okumasını istediğin 5 tane alıntıyı insan insandan beslenir veri tabanına yazacaksın. Ve yıl sonunda bunlar bir araya gelecek, bir kitaba dönüşecek. İlk yılın kitabı bu. Dünyanın en güzel şeyi böyle bir şeyleri yaptıktan sonra anlatmak. Hayali anlatmak, o da güzel ama böyle bu başka. Bu birinci kitaptı. Ben bile inanmamışım çünkü korsan bastırmışız. Sonra ikinci yıl oldu. İkinci yıl kitabı bu. Ve bunu artık bir yayın evine verdik. Ve gelirlerini de İşitme Engeller Vakfı'na, bir STK'ya. Çünkü ticari kalem olarak girmemesi gereken bir iş. Sonra özgüven bayağı arttı. 3 dedik. Yani devamı gelecek bunların, 4-5 diye. Şimdi bu öyle bir projeye dönüştü ki geri bildirimleri çok fazla. Mesela Vosikrin'e hiçbir Türk televizyonu gelip Vosikrin'e röportaj yapmadı ama CNN Türk gelip mesela insan insandan beslenirle ilgili röportaj yaptı. Ama en kıymetlisi sanırım bu oldu. Bu Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi 2019'da insan insandan beslenir çıkardı. Çünkü bu projenin hayali bunun yaygınlaşması, iş yerlerinin sürekli öğrenme ve keşfetme merkezine dönüşmesi. Hayal ediyoruz işte 20 yıl boyunca bir işletmede çalışan ama simit sarayı, ama banka, ama tekstil atölyesi. Bir anne ya da babanın 20 yıl boyunca günde yarım saat kitap okuması, o iş hayatının zor koşullarında her şeyden önce yarım saat mola demek. Ama oradan aldıkları, bir tane veli şunu demişti: ya bu harika bir kitap, ben çocuklarıma çok kötü davranıyormuşum. Niye dedi? Bu insan insanları beslenir de bir paragraf okuyor. Paragrafta şöyle bir şey diyor: biz büyükler çocuklarımızı öldürüyoruz. Her gün konuşmalarımızla, onların yanında yetişkinler aralarında sohbet ederken büyü artık, çocukluk yapma, ne var onda Muhittin Bey, çocuk oyuncağı, ben o ihaleyi alırım dediğimiz her dakika etrafımızdaki çocuklarımız
bizi dinliyor. Ve bilinçaltlarına şu mesaj gidiyor. Çocuk olmak iyi bir şey değil herhalde. İyi bir şey değil. İyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Ne yapayım? Çabucak büyüyeyim. Mümkün mü? Değil. Çocuk neyi öğreniyor o zaman? Riyakarlığı öğreniyor. Yetişkin taklidi yapmayı öğreniyor. O yetişkinlerden bir şekilde onay almak için. 2019'da böyle beni çok etkileyen ve ağladığım bir şey oldu. Bu çocuklar bu kitabı yapmışlar. 48 tane fen lisesi öğrencisi. Böyle bir seminerde anlatmıştık. Hayallerini kurmuşlar ve yapmışlar hocam. Ve bana hediye getirdiler. Ve tamam dedik, bu iş olur. Ve daha sonra bu yaygınlaşmaya başladı. Bir sürü okul artık arayanları bu arkadaşlara gönderiyoruz. İnsan insandan beslenir. Bize bir şey sormalarına gerek yok. Bu kitabın ilk sayfasındaki ilk alıntıyı görünce de ekstra mutlu oldum. Çok kısa okuyup bu bölümü kapatmak istiyorum. Şeytan uyuyakaldı bir gün, rüzgar sert esti. Üç tüy düştü şeytandan dünyaya. Biri paraya yapıştı, diğeri mevkiye, öteki de ihtirasa. O günden sonra şeytan hiçbir iş yapmadı. Kaşna efsanesi Erdal Demirkıran. Gerçekten çok büyük bir soruna 15-20 yıl içerisinde çözüm getirebilecek bir şey. Uygulaması çünkü çok basit. Ahmetciğim teşekkür ederim. Bu vesileyle hem buradan yarın öbür günümüzü internetten izleyecek arkadaşlara duyuralım. Hem de Erciyes Koleji'ne yakışır. Erciyes Koleji 2020. Neden olmasın? Artık o konuda burada değerli asistanımız Ahmet Şahin var. Kendisi de bir Kayserili. Bütün bu koordinasyonu kendisi yapmıştır. Biz burada bir şeyler anlatıyoruz ama 47 tane çok özel insanın 8 yıl boyunca katkılarının bir şekilde sonuçlarını anlatıyoruz. Üçüncü kısım farkındaloji. Eğitimci olarak çalışmalar yaparken insan öğrenebilen bir canlı zaten. Yani öğrenmek bizim doğamızda var. Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak asıl mesele bu. Bunu kaldırdığımız zaman zaten her şey yoluna giriyor. Biraz da girişimcilik var serde. Bunları bir araya getirdik. Bir buldum anı, evreka anıyla. Ya biz insanlarla sohbet ediyoruz, farkındalıklarını arttırıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz aslında. O zaman ne yapalım, ne edelim? O aradığım kelimeleri buldum. Sosyoloji, sosyolog, psikoloji, psikolog, farkındoloji, farkındalok, everoloji, everologist. Böyle bilgisayarda duruyor. Hayatımda en riyakar şekilde dua ediyorum ki kimse daha önce bu kelimeleri türetmemiş olsun. Aşık oldum kelimelere çünkü. Baktım Google'a, sıfır sonuç. İlerleyen günlerde avukatımıza gittik, dedim ki bunları marka tescillerini alalım. Ne yapacaksın dedim. 2025 yılında üniversite tercih formunda bir tane daha bölüm olacak. Sosyoloji, psikolojinin yanına sosyal bilimlerde. Farkındoloji, everoloji. 4 yıllık bir lisans programı. Oradan başladık çalışmaya. Bu bahsettiğim tarih 2014'tü. Şu an geldiğimiz noktada hem Türkiye'de hem Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde altyapı çalışmaları, nabız yoklama, merkez yoklaması, onların hepsini yaptık. Akademisyenlerimizle kurucular kurulu listesi üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yıl takvim içerisinde hem akademik yayınlar, atıf. Neden ihtiyaç var? Alp Hocam'ın disiplinler arası slide'ı fotoğrafını da aldım. Emeğinize sağlık. Artık yeni bölümlere ihtiyaç var. Nasıl bölümlere ihtiyaç var? Disiplinler arası çalışabilecek. Sosyoloji, psikoloji, felsefe vesaire, bunlar tamam. Diğer tarafta da yeni çağda ne var? Mekatronik var, ne var? Robotik var, ne var? Finansal okuryazarlık bir ihtiyaç artık herkes için. Temel mantık, matematik. Böyle uygulama ağırlıklı bir 4 yıllık lisans programı ama tıp fakültesi gibi ihtisaslaşma bölümü de var. İlk 2 yıl temel dersler ve yaşamın içerisinde projeler. Örnek mesela Kayseri'de açıldı diyelim bir bölüm burada. Mezarlıkta vakit geçirmek, efendim huzurevinde vakit geçirmek, şirketlerin yönetim kurullarında misafir yönetim kurulu üyesi olarak bulunmak, o deneyimleri raporlamaktan tutun da diploma notu ne olursa olsun pasaportunda 25 ülkede en az 3'er gün geçirmemişse mezun olamamaya kadar. Çünkü fark etmek için gezmek, dolaşmak lazım. Ülke sınırları dışına çıkmadan böyle bir hikaye vardır. Adamın biri matematikle ilgili tüm kitapları okumuş, müthiş matematikçi olmuş. Felsefeyle ilgili müthiş bir filozof olmuş. Yüzmeyle ilgili bütün kitapları okumuş, boğulmuş. Yani yaşam pratiği onu görmeyi gerektiriyor. Tabii o işin şey kısmı,
business kısmı olduğu için umarız daha erken bir tarihte 2024'de yetiştirebiliriz odak gruplarımızla beraber. İhtisaslaşma kısmında ise ikinci yıldan sonra, üçüncü ve dördüncü yıl diyecek ki ya ben şunu yapacağım. Bu nasıl bir endüstri bu arada? İş insanlarını da duyurulur. 160 milyar dolardan fazla kayıt dışı ekonomisi olan bir iş. İçinde ne var? Yaşam koçluğundan, teta terapiye, reiki'den, tasavvufa, dergahlara her şey var. Pozitif psikoloji, liderlik eğitimleri. Bunun bir de akademi tarafı olacak ve o son iki yıl o insanlar uzmanlaşacak. Birisi diyecek ki ben finansı çok seviyorum, finansal liderlik eğitim vermek istiyorum. Farkındalık ihtisasımı bunda yapmak istiyorum diye. Şimdi bir şey cebimize girdikten sonra vermek çok zordur. Ama hiçbir şeyimiz yokken biz vicdanımızı, iyi niyetimizi, güzelliklerimizi şöyle bir sonsuzluğa atsak, kendimizi biraz sigortalasak, hiç fena olmaz. Önemli olan bizim akşam güzel hayallerle uyumamız. Zaten o doğru insanlar, çok fazla güzel insanlar dünyada. İyi insanlar ezici çoğunlukta. Ama kötü az olduğu için organize olmak zorunda ve taktik geliştirmek zorunda, korku yaratmak zorunda. Son cümle, biz bu dünyada bir algı boyutunda farklı bir şekilde hislerle, duygularla, hayallerle ortak bir evi paylaşıyoruz. 8 milyar insan. Ve gerçekten hocam çok güzel söyledi. Üstüne basa basa söyledi. Bize ait olan verdiklerimizdir. Neden olmasın deyip daha güzel bir dünya bırakalım bizden sonrakilere.